sanırım ilginizi çekecektir. Bu kapanış bildirgesinin taslağının taslağını size okumak istiyorum. İlk taslak yani. Uluslararası Now Belediye Başkanları Konferansı, Belediye Başkanları Konferansı Viyana taslak taslağı. Bugün hep birlikte çağımızın nesillerdir, kuşaklardır karşı karşıya olduğumuz en büyük insani meydan okumaları ve zorluklarıyla karşı karşıya olmanın bilinciyle, birbirimizden ve gezegenimizden sorumlu olmanın bilinciyle, köprüler ve yollar inşa etme sorumluluğuna sahip olduğumuz bilinciyle, toplumlarımızın çekirdeğini birleştirmek ve bir arada tutma gerekliliği bilinci ile bizler, katılımcılar, girişimciler ve destekleyenler iki gün boyunca Viyana'da Uluslararası Belediye Başkanları Toplantısı Konferansı için bir araya geldik. Düşmanca tavırlarla karşılaşanlar ve unutulanlar ve çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalanlara cesaret kazandırmak ve destek sağlamak için bir araya geldik. Dostluklarımız ve tanıdıklarımız sayesinde cesaret kazandık. Zenginleştirilmiş hissediyoruz kendimizi. Muazzam bir deneyimlerle dolu bir hazineden yararlanarak, değerli ve kıymetli bilgileri çok farklı belediyelerden bir araya toplayarak, bugün yürekten inanıyoruz ki bu kriz aşılabilir, bu kriz bertaraf edilebilir. Bunun için tespit ediyoruz ki, bu insani felaket karşısında zeki, bilge ve yetkinlikle taşınması gereken daha güçlü diplomatik ve güvenlik politikaları içeren tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtiyoruz. Ancak bu sayede savaş şeklindeki çatışmalar durdurulabilir ve mültecilerin kendi ülkelerindeki durumlar istikrara kavuşturulabilir. Bunun için kayıt merkezlerinin personel ve parasal kaynaklarla donatılması, bu sayede sığınmacıların bir an önce güvenli statülere kavuşturulması zorunludur. Avrupalı ruhu benimseyen ve hisseden tüm insanlara çağrımızdır. Hümanist değerlerin karşılık veren kuralların yerine getirilmesi için angaje olmalarını istiyoruz. Bunun için mültecilerin bir an önce adil ve adil kotalarla dağıtılması gerekmektedir. Mülteciler istikrar arayışı ve özlemiyle yollara koyulmuş olan mültecilerin bir an önce beklentileri yerine getirilmelidir. Elbette bir an önce geldikleri toplumlarla bütünleştirilmeleri gerekmekte. Elbette ülkelerine geri dönmek isteyenlere de destek sunulmalıdır. Burada derhal ve bir an evvel Suriye'nin komşu ülkelerindeki Ürdün ve Lübnan, Yunanistan ve İtalya gibi ülkeler burada aşırı yükün altında yalnız bırakılmamalıdır. Türkiye'ye sunulan destekler bir an önce Kürt sorununa çözüm kavuşturulması gözeterek devam ettirilmelidir. Mülteciler konusunda eğitim, çağdaş Avrupa değerlerinin öğretilmesi, istihdam piyasalarına erişim sağlanmalıdır. Bu birlikte bir geleceğin tasarlanması için elzemdir. En küçükleri için eğitim ve gözetim olanakları sağlanmalıdır.
Bununla beraber 16 yaş üstü çocuklara da bir an önce çıraklık ve okul eğitim olanakları sağlanmalıdır. Birçok yerleşik milletin, yerleşik halkın büyük bir bölümü bir takım endişe ve kaygılar taşımakta. Dağıtım savaşlarının olmasını önlememiz gerekiyor. Toplumsal diskuru açık ve şeffaf bir şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Kıtamızı yeniden güven ve herkes için refah kıtasına dönüştürmeliyiz. Biliyoruz ki gerçek zorluklar belediyelerde, yerel yönetimlerde ve bunlar tarafından karşılanmakta. Belediye başkanları ve binlerce vatandaş bütün kalpleriyle çalışmalarını ortaya koymaktalar, ancak çoğunlukla yalnız bırakılmaktalar. Belediyelerden, belediyelerin deneyimlerini takip ederken, dinlerken iki gün boyunca dengeli bir mülteci siyasetinin yaratılmasını yerel, bölgesel ama aynı zamanda ulusal ve Avrupa düzeyinde tanzim edilmesini talep ediyoruz. Bunu kısa süre içerisinde ortak bir deklarasyonla kamuoyuyla paylaşacağız. Sorunları asla geçmişin paradigmalarıyla çözemeyiz. Bunun bilincindeyiz ve bu bilinçle, en içten inancımızla tüm sorumlu davranan Avrupa Birliği vatandaşlarına çağrımızdır. Siyasi aktörlere çağrımızdır. Avrupa kamuoyuna çağrımızdır. Hep birlikte bu vazife hepimizi birleştiren bir vazifedir ve hiç kimse yalnız değildir. Viyana, Ocak 2016 Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı Now. Dediğimiz gibi bu taslak elimizde. Bundan sonraki hazırlayacağımız evrak daha ayrıntılı olacaktır. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve bence çok mantıklı ve iyi bir konferans oldu ve hepiniz bunun için destek verdiniz. Teşekkürler.